<laughs> Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi aslında kazanınca hataları aramak daha önemli. Kaybedince herkes hatalar. Geçen hafta 11'e 1 biterdi ilk yarı, 1-1 <laughs> bitti. E kaybedince bahane bulan maalesef e çok oluyor taraftar açısından da böyle maalesef çünkü onların takımlarının puan kaybetmesine üzülüyorlar bugün de maç çok enteresan yerlere gidebilirdi 2-0 iş pozisyon yokken kendi kendimize bir tane gol attık attık diyorum onlar atmadı yani maç nerelere gidebilirdi İlk yarı Koseçkin'in iki tane net pozisyonu var yani nasıl atamazsın şeyini yaptı mücadelesini yaptı ben bu golü nasıl kaçırırım onun mücadelesini yaptı İlk yarı aynı bolu maçı gibi 4-0 5-0 girebiliriz girebilirdik ama sonrasında e, iyi gitti oyun 60-65'ten sonra düşen bir tempomuz var. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Milli takım arasından sonra fizik olarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ee, aslında oyunun son bölümünde Anıl hariç Kerim ve David'i kullanmayabilirdim. Bu oyunun 3 e, birden sonra en önemli parçaları çabukluklarıyla Dibba, koseş ve Mehmet Akgüz'dü aslında. Ama e, iki tane oyuncu değişikliğini birer tane yaptığım için son oyuncu değişikliğini ya bir kişi yapacaktım ya da üçünü birden alacaktım. E skora baktım. Skor 3-1 bizim için bir tehlike teşkil etmiyor. Dedik ki bunların maç kondisyonlarını artıralım. Bunlara ihtiyacımız var. Normalde 2-1 ol gitse oyun. O an için Kerim'le David'i şu anki fizik hal kondisyonuyla yani şu anki fiziki halleriyle kullanmam mümkün değildi. Nitekim Kerim'i Bursa'da da 3-1 iken oyun aldım. Şunu anlatmak istiyorum, şunu ifade etmek istiyorum. Kerim'in, David'in, Süleyman'ın Süleyman yine bir nebzeyi anılın. Bunların mutlaka fizik güçlerini artırmaya ihtiyaçları var. Bizim de onlara ihtiyaçlarımız var. Ama işte böyle zaman süre vere 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 onları bir şekilde hazır hale getireceğiz. Üç maç puan kötü mü değil. Dokuzu da olabilirdi. Maalesef aslında geçmişi çok konuşmak istemem ama geçen hafta da şöyle bir üstün körü değinmek istiyorum. Arkadaşlar futbolda futbol öyle bir şey ki Dünyada 34 34 yapan bir takım yok. Herkes ister her maçta 3 puan almayı. Nitekim Fenerbahçe 9 kişilik Hatay'ı da yenemedi. Ya da e, Antalya Spor, e, Beşiktaş Antalya Spor'u yenemedi. Trabzon 10 kişilik Denizli'yi yenemedi. Bazen 9 kişilik takımlar da yenemeyeceksin. Bazen yenemeyebilirsin futbol bu. Bazen de 9 kişiyle 11 kişilik takıma karşı da kazanabilirsin. Futbol bundan güzel. Bolu maçı ilk yarı çok net bir şekilde 7-1 falan bitecek bir maçtı. İlk yarı 15 tane şut, 11 tanesi ceza sahasından. Böyle bir oyunda oyuncularıma bir şey diyemem. Ha, 65'ten sonraki düşüşleri için zaten gerekli bir teknik kazları yapıyoruz. Ama şunu istiyorum taraftarlarımızdan, camiamızdan. Biraz sabırlı olalım. Niye sabırlı olalım? Bunları ifade ettim ama unutuyoruz, çabuk unutuyoruz. İki puan ortalamasını tutturduğumuz sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ee, ...her maç 3-0, 5-0 kazanılacak diye bir kaydı yok... İşte görüyorsunuz aslan gibi çocuklar... ...Ankara Sporlu genç çocuklar mücadele ediyorlar... ...karşımızda rakip var... E, ...bugün Samsun Spor gibi... ...bir takım bile... E, ...onlar da iyi takım kurdular... ...onlar da puan kaybedebiliyor... ...bunlar olacak... ...önemli olan burada... ...bizlere, bu oyunculara... ...bunu başkanımız, yönetimimiz... E, ...yapıyorlar fazlasıyla... ...camiamızdan da bize bu konularda... ...özellikle çocuklara destek olmalarını bekliyorum... Çünkü bu çocuklar kolay bir travma atlatmadılar. Belki de daha atlatmadılar. Daha bir ay önce Süper Lig'in eşinden döndüler. Ve bu çocuklar bir an önce üç günde bir maç olsun da Lig'e çıkalım diye uğraşıyorlar. Daha doğrusu uğraşıyoruz. Kolay değil. Bu çocuklar da anlayışla karşılamak lazım. İyi. Ee, önümüzdeki maçta kayıpsız geçersek Allah'ın izniyle milli takım arasında aramızda Şevcucu katıldı. Bir ya da iki oyuncu daha alırsak, milli takım arasından sonra daha rahat olabileceğini düşünüyorum. Ee, yine Bakın kazandığımız maçtan sonra da bunu söylüyorum. Biraz e, futbol yönetenlerimizin duyarlı olmasını istiyorum. Bu var konusunu ciddi bir şekilde değinmemiz lazım. Arkadaşlar bir puanla takımlar küme düşüyor veya şampiyon oluyor. Yani vara gidelim arkadaş varsa var. Kabul edelim başımız gözümüz üstüne diyelim. Ama yoksa ne lehimize yanlış olsun. Ne aleyhimize yanlış olsun. Buradaki insanlar da emek veriyor. Yani buraya var koymamak. Yani bu ligin aslında ya bir önem arz etmiyorsunuz demek. Çıkarsanız çıkın demek. Ya şimdi yok işte tekrar yok kardeşim. Adam o atabilir. Tekrarı yok. Niye? Yukarıda bu varsa burada da olsun. Artık o ligle bu lig arasında bir fark kalmadı. Bunu biraz daha ee, kulak ardı etme etmemelerini rica ediyorum onlardan. Onun dışında oyuncuları oyuncularımı kutluyorum. Evet yani daha ligin ilk üçüncü haftası ee, Oğuzhan tabi puan durumunu göster ama daha erken. Ama şöyle de bir şey var ki bıkmadan usanmadan çalışmaya devam etmek kendimizi geliştirmek durumundayız. Ee, yetenekli oyuncularımız var. Ben Adana Demirspor'un sadece şampiyonluk hedefiyle değil oyuncu kazandıran bir oyuncu da Türk futboluna oyuncu armağan eden bir kulüp olmasını da istiyorum elimden geldiği kadarıyla. Yarından itibaren ya da en fazla bir günlük arada. bizim için üzüntü, sevinçte bir gün. Ondan sonra işimize, gücümüze bakıyoruz. Çalışmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankara Sporu, Mehmet Emin Katipoğlu Başkanı, Ali Hoca'yı, oyuncuları, vermiş oldukları mücadele dolayı kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Çünkü onlar hakikaten futbolun emekçileri. E, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Umarım o çocuklar da ileride futboluna en iyi şekilde hizmet ederler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.